İyi günler Çanakkale, iyi günler Yenice, iyi günler değerli takipçilerim. Bugün Çanakkale Yenice yamaç paraşütü yapanları izlemek üzere yamaç paraşütü mevkiine doğru yola çıktık. Şu an Yenice'nin arka sırtından dağlara tırmanıyoruz. Yaklaşık bir 10 dakikalık araçla yapacağımız yolculuğun ardından yamaç paraşütü yapılan noktaya geleceğiz. Oradan yayınımıza devam edeceğiz. Bu arada yamaç paraşütü yapmak isteyen arkadaşların gelmesi gerekir bu gibi yerlere. Buralar çok güzel yerler arkadaşlar. Şimdi kamerayla görüyorsunuz çıkacağımız rampaları. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ben yer ekibinde görev alacağım. Bugün yer ekibinde görev alacağım. Ama ilerleyen günlerde belki size gökyüzünden de seslenebilirim. Bu konuda bize yardımcı olacak arkadaşımız Hasan Hüseyin Kaybaş. Şimdi biraz sözü ona bırakıyoruz hem de rampalara çıkarken. Belediye başkanından bahsediyordunuz. Yamaç paraşütüne katkıları var diyordunuz. Evet, belediye başkanımız Yenice'mizin güzelliğine güzellik katmak, tanıtımını artırmak, hareketi artırmak adına bizlere büyük destek verdi. Yamaç paraşütü kalkış pistimizi ıslah etti. Daha güvenli olması için yol çalışmalarına katkıda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir de Asıl Hüseyin Kaymağ'ın arkadaşları var. Bu arkadaşlar da pilot arkadaşlar. Bunlar da gökyüzüne süzülecek birazdan. Biraz da sizleri tanıyalım. Merhaba, Hakan Tekin ben. Siz? Fatih Yıldız. Fatih Yıldız ve Hakan Tekin. Kaç yıldan beri bu yamaç paraşütünü yapıyorsunuz? Benim bir yıl falan oldu. Arkadaşım ben daha yeni. Peki zor bir şey mi? Yok, kolay. Herkes öğrenebilir mi? Beceriye sahip olan herkes öğrenebilir. Peki bunu öğretmek için sizin bir katkınız var mı? Burada bir okul, sınıf bir şey var mı? Öyle bir şey var mı? Kurslar var ama bu bölgede yok. Açmayı planlıyor musunuz? Bizim yetkimiz yok ama kademeli olarak açılabilirdir. Yani yetki alınıp olursa, evet, açabilir. Anladım. Sizin bu konuda bilginiz var mı? Kurs hakkında yeterli talep olursa Yenice'de kurs tertiplebiliriz. Tertiplebiliriz diyorsunuz. Şimdi değerli takipçilerim, rampaları yavaş yavaş tırmanıyoruz. Bir rampamız daha var, onu da size göstereyim. Yerden yüksekliğimiz yaklaşık 50 metre, yani şehir merkezinden yaklaşık 50 metre kadar yukarıya çıkıyoruz. Şehrin içinde günlük güneşlik bir hava varken yukarıya çıktıkça hava kendini serin ve rüzgarlı bir noktaya bırakıyor. Buradan da biraz bilgi verelim istedim. Dediğim gibi bugün ben yer ekibinde görev alacağım. Çekimleri yerden devam ettireceğim ama ilerleyen günlerde belki hava kamerasıyla, kafa kamerası diyorlar, kafa kamerasıyla yayınlara devam edeceğim. Yerden yayın yaparken dikkat etmeniz gereken konulardan bir şey daha söyleyeyim. Mesafe uzaklaştıkça kafa kamerasına bağlanacağız ve bundan sonraki yayınlar kafa kamerasından verilecek. Sesler değişip görüntüler değişecek, bilginiz olsun. Şimdiden bu bilgileri vermek istedim. Kaç kişi yapıyor? Kaç kişi uçuyor? Yenice'de 7 arkadaşız. 7 arkadaş var. Aktif olarak 7 arkadaşız. 7 arkadaş bu işe görev verip devam ettiriyoruz. Bu spor mu? Nedir bu? Hobi de spor mu? Ne olarak geçiyor? Kaç kiloya kadar kaldırıyor paraşütler? Paraşütler kiloya göre üretiliyor. Pilot kilosuna göre tercih ediliyor.
yerden tuttuğunda 200 kilometre hala 300 kilometre kaldığı başlar. Peki misafirler gelmiş olsa, uçmayı bilmeyen misafirler gelmiş olsa benim gibi bunlar iki kişi uçabiliyorlar mı? İki kişi izin var mı? Veya bunu yapabilecek ekipman var mı bölgede? Var. Oldu mu bölgede? Defalarca uçuşlar yapıldı. Uçuşlar yapıldı. Farklı şeyler görüyor musunuz? Mesela hayvanlar veya farklı bir olgu gözükebiliyor musunuz? Bazen uçaklı hayvanlar, kuşlar bize eşlik ediyor oluyor. Bizim normalde uçuyoruz. Peki, Kaz Dağları'nda ceylanların olduğunu söyleniyor, işte ayıların olduğunu söyleniyor, işte farklı doğal olayların olduğunu söyleniyor. Bunlar hep çalışmamız. Yerden çekimlerimizi yapacağız ki daha pilotlarımız havalanana kadar, pilotlar havalandıktan sonra da kafa kameralarına bağlanacağız ve yayına kafa kameralarından devam edeceğiz. Şimdi tekrar yayına bağlandık. Şu an varacağımız noktaya geldik. Yamaç paraşütü uçuş pisti ve seyir tepesi. Yaklaşıyoruz konuma. Şimdi bu konumda bizi getiren Asan Hüseyin Kaymak arkadaşımızdan bilgiler alacağız. Yamaç paraşütü uçuş pistimiz 650 metre kod farkına sahip iniş noktasına, iniş yerine. Rakım olarak da 800 rakımlı tepedeyiz şu anda. Gayet Yenice'ye doğru da baktığımızda hakim bir tepe. Görülmesi değer bir nokta Yenice'nin. Bu halılar nedir? Halılar yamaç paraşütünün yıpranmasını önlemek, çarp çöp vesaire onun önüne geçmek amacıyla halı sahadan demontaj olan, sökülen bir halı sahanın halılarını buraya koyarak hizmete sunduk. Çok güzel olmuş burası ya. Belediye Başkanımız Veysel Acar Bey'in katkılarıyla halıları buraya yerleştirdik. Gerçekten teşekkür ederiz. Şu an uçmak tepeden Yenice'yi görüyorsunuz. Birazdan kamerayla zoomlayacağız. Uç noktaya kadar gidiyoruz. Birazdan kamerayla zoomlayacağız Yenice'yi. Çok güzel bir doğamız var. Şimdi bu bölgeyi bize biraz anlatın. Ben şu tarafa doğru tutuyorum kamerayı. O tarafta ne var mesela? Çakırova köyümüz var. Çakırova. Karşımızda. Evet. Biraz onun sağ altında Seyvan köyümüz var. Başka? Evet, o tarafta. Seyvan köyümüz var. Şu tam karşımızda olan... Tam karşımızda Nevruz köyümüz var. Evet. Şu tepenin sırtında var, tam yukarıda sırtta var. En sırtta Yukarı Karaağaçlı köyümüz var. Başka? Onun bir altında bir iki ev gözüküyor, Aşağı Karaağaçlı köyümüz var. Sağ tarafta görünen Davut köyü var. Onun daha sağında sadece cami minaresi ve bir beyaz imar görünen yerde Torasan köyümüz. Altımızda Yenice'miz gözüküyor. Burası Yenice. Evet, Yenice'mizin de güzel oteli, Göknar Oteli'mizin çatısı ve sol tarafta havuzu gözüküyor, yüzme havuzu gözüküyor. Evet. Kaç köy var mesela bu uçmak tepeden baktığınızda kaç köy görüyorsunuz? Yani ayrıca saymak gerekiyor ama buradan baktığımızda 8 tane köy görebiliyoruz. Yukarıya daha solumuzda Çal köyü var. Anladım. Yukarıya çıktığınızda mesela 50 metre, 60 metre ne kadar çıkıyorsunuz? Buranın rakımı yani 650 metre
iniş yerine kod farkı var. Buradan uçuş başladıktan sonra 1500-2000 metreler daha irtifa alıp yükselebiliyoruz. Dolayısıyla bölgeye kuş bakışı yapabiliyoruz yukarıdan. Anladım. Bu uçarken gördüğünüz mesela bölgeler neresinde? Agonya'yı görebiliyor musunuz? Agonya'yı görebiliyoruz. Şam bölgesini görebiliyoruz. Gönen bölgesini. Bandırma'ya kadar hava görüş müsait olursa görüş veriyor. Çok güzel. Şimdi pilotlarımız uçmaya hazırlanacak arkadaşlar. Şu yayını buradan kesiyoruz. Bir sonraki canlı yayına bağlandığımızda tekrardan yayına gireceğiz. Beklemeye devam edin. Uçmak tepesinden tekrar yayına bağlandık. Şimdi Hasan Hüseyin Bey hazırlıklarını tamamladı. Uçmak için hazırız. Birkaç soru soralım. Nelerimiz var üzerimizde? Üzerimizde harnesimiz var. Uçuş esnasında oturduğumuz, bizi tutan muhafaza eden telsizimiz var. Telefon ve diğer elektronik alet araçlarımızın koyabileceğimiz kokpitimiz var. Kask ve kafa kameramız, aksiyon kameramız var. Bunların hepsinin bir bütünlüğü içerisinde uçuşumuza başlayabiliyoruz. Peki bu şu an bu paraşüt sizi kaldıracak olan kaç kilo kaldırıyor? Bu paraşütün limitleri 80-100 limitlerinde. Bu kilogramları rahatlıkla taşıyor. Şimdi yukarıda neler yapılacak yukarıya çıktığınızda? Yukarıya çıktığımızda hava uygun olursa yelken uçuşu yapacağız. Uygun olmazsa düz uçuş yapacağız. Anladım. Şimdi size hayırlı yolculuk deyip aşağıdan çekimlere devam ediyoruz. Sizinle bağlantıya geçeceğiz. Kamera, kitlepe kamerasından da çekimi yapacaksınız. Aynen. Tamam mıdır? Ben çekiliyorum. Size kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi uçuş başlamak üzere. Biz de kameralarımızı hazırladık. Hasan Hüseyin Bey kalkışa hazırlanıyor. Son noktalar, son kontroller yapıldı. Evet, paraşüt havalandı. Koşu başladı. Ve süzülüyoruz. Gökyüzüne doğru süzülme başladı. Bir müddet sonra ikinci pilotumuz havalanacak. Şimdi Hasan Hüseyin Bey görüntüden kayboldu. Diğer pilotlar hazırlıklarını tamamlıyorlar. İkinci pilotumuzun da paraşütü hazırlandı. Paraşütün yanına doğru yaklaşıyoruz. Birkaç dakika sonra ikinci pilotumuz da hazırlıklarını tamamlamış, uçuşa geçmiş olacak. Onunla da küçük bir röportaj yapıp onu da uğurlayacağız. Bir sonraki yayında da karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Kuşlar gibi süzülmek demek bu olsa gerek arkadaşlar. Çok güzel uçuyor. Adam sanki koltukta oturuyor ya. Rahatla bak adamda.
pilotumuz da uçmaya hazır. Hazırlıklarını tamamladı. Şimdi paraşütünü kaldırmaya hazırlanıyor. Rüzgarı bekliyor. Evet, paraşüt havalandı. İkinci pilotumuz da gökyüzünde süzülmeye başladı. Çok da güzel bir duygu. İnşallah ilerleyen günlerde ben de gökyüzünden size seslenmiş olacağım. Üçüncü pilotumuz da hazırlıklarını tamamladı. Mavi bir paraşütle havalanıyor. Paraşütünü kaldırdı. Şu an koşmaya başladı ve süzülüyor. İnme noktasında görüşmek üzere diyoruz. Kafa kameralarına bağlanacağız birazdan. Yenice semalarına doğru süzülmeye başladılar.